İran bu kadar zengin, petrol zengini bir ülke. Dünyanın zengin iş adamları, CEO'ları dahi kendi özel jetleriyle, helikopterleriyle bir yerlere gidip gelirken İran nasıl olur da böylesine bir Kızılay helikopteriyle kaza geçirtir ve Cumhurbaşkanı hayatını kaybeder diye hep bu atıflar da yapılıyor. Yani işte belirli zamanlarda askerilerin yapmış olduğu o denemeler vesaireler aslında o gövde gösterileri aslında gerçekliği yansıtmıyor mu burada tam olarak? Bir İran'ın Şia mantığı vardır. Bu Şia mantığı içerisinde ben hatırlıyorum yıllar önce işte 2000'li yıllar civarındaydı Tahran'a ilk gittiğimde. Dedim ki yani bu Ayetullah Hümeyni'nin sarayına götürüldü. Dediler ki Ayetullah Hümeyni'nin sarayı yok. Bu aynı şekilde şok olduğum bir başka ülkedir Küba mesela. Orada da yoktur sarayı yoktur yani. Bu kiralık evde oturuyordu yani onu söylüyorum. Yani bu vakıflar çok gelişmiştir. Yani bu bayağı bir ciddi şekilde şey olmuştur. Yani yani en iyi teknolojiyle ortaya konulması vesaire gibi yani biraz evvel söylediğim gibi yani İran kaynakları, reisinin helikopterinin Amerikan şirketi biraz evvel söylediğim gibi Bell tarafından üretilen 94 yapımı Bell 212 açıklamasına rağmen yani helikopterin sadece görerek şartlar diye dediğimiz bizim yani VFR dediğimiz yani Visual Flying Rules dediğimiz çok kullanılır VFR de onun için sertifikalandırıldığı biliniyor. Yani bu bakımdan yani helikopter sadece görerek şartlarla sertifikalandı. İkincisi dolayısıyla yani siz bulut içinde uçuş yapması beklenen bir helikopter değil. Bilmiyorum Aleyna tam olarak anlaşıldıysa tekrardan ifade edeyim. Yani sis bulut içinde uçuş yapması beklenen bir helikopter değil. Onun için yani bu şekilde uçmak için helikopterler başka bir teknoloji var ki biz buna IFR diyoruz ki bu helikopterler pilotun gözleriyle giden. Yani bu teknoloji alabilir misiniz? Koyabilir misiniz? Tabii koyabilirsiniz. Yani onun için ama orada ne yapmanız lazım? Baz istasyonları kısaca anlatayım. Bu altı da buraya jungle bir şekilde yani motosikletin bile gidemeyeceği bir yerden bahsediyoruz. Şimdi gerçi Bell 212 tipi helikopterlerde kullanılan Pratt Whitney diye bir şey var. Çok ayrıntıya girmiyorum. P6T motoru yüksek arazi şartları için yeterli güç üretemediği bilgisi de çok derinlemesine girdiğimiz zaman hatta bununla birlikte 17.400 fite kadar çıkabiliyor. Tabii bir buluttan çıkabilmek için 12.000 fitin üzerine çıkmanız lazım. Bunu yapamadıklarını görüyoruz. Yani şunu söylememiz lazım. VIP ulaşımı çok önemlidir. Ve hala bunu çözmemiş bir İran'la karşı karşıyayız. Yani bu helikopterin, aviyonuklarının modernize edilmiş olma olasılığını ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü neticede bir cumhurbaşkanı uçuruyorsunuz ve de VIP uçuruyorsunuz. Zaman zaman da burada dini lider diyoruz ama aslında ali rehber. Orada çok o kullanılır. Hatta ilk seferinde büyük bir slogandır. Allahu Ekber Hümeyni rehber diye çok kullanılır. Şunu söylememiz lazım. Tabii ki bu çok ayrıntıyı da anlatabilirim. Ama İran'a yıllardır devam eden Amerikan yaptırımları nedeniyle en azından helikopterin parça akışında sıkıntılar yaşanmış olabileceğini değerlendiriyorum. Yani elimde bilgi yok ama bu çok olabilir. Çünkü neticede uçak. Yani biz uçak diyoruz, döner kanatlı uçak diye ifade edilir. Her şey uçaktır ya da tayyaredir bizim dilimizde. Efendim Türk Hava Yolları'nın uçulan uçaklara da biz sabit kanatlı uçak deriz. Yani bu literatür bu şekildedir. Yani ancak sonuçta bu helikopter VIP görevi için seçilmiş bir helikopter olduğuna göre, değil mi? Öyle bakmamız lazım. Evet hocam. Her durumda faaliyetini aksatacak bir bakım sorunu olduğunu ben sanmıyorum. Yani böyle bir olma. Yani bu konuda yani şehir efsanesi üretmeye şey yok. Ama mesela Rus genel maksat helikopterlerinden birkaç adet satın alınıp
VIP görevleri için kullanılabilir ama demek ki bu yeterli görülmüş ve helikopterlerin bakım ve idamesinde eski Dışişleri Bakanı'nın eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif kalktı devlet televizyonda İran'ın yeni uçak almasını engelleyen yaptırımların yıllardır sürdüğünü ve de ABD'nin kazadan dolayı sorumlu olabileceğini. Yani siz bize yaptınız bak şeyimizi kaybettik. Tabii bu bence lafı güzel. Yani bunu ben bunu hiç kesinlikle kabul etmiyorum. Ama bu oldu. Yani televizyonda oldu. Evet ben teknik konuda bu işi söyledikten sonra şu soruyu hemen sorarak sorayım. İran'ı ne bekliyor? Sadece İran nezdinde bakmıyoruz bölgesel olarak baktığımızda. Bundan sonra bölgesel olarak nasıl etkileyecek bu kaza? Tabii ki İranlı için reisinin bir mirası var. Hatta ismine cellat diye ifade ediliyor. Yani İran'da neredeyse 1979 sonrasında yaşanan tüm insan hakları ihlallerinden, çünkü yargıdan geldi kendisi, sorumlu bir şahsiyet olarak görülmektedir. Yani öyle görüldüğünü ifade etmek istiyorum. Yani ben yalnız özellikle Şia kültüründe önce anayasayı ifade edeyim. Anayasanın 132. maddesi çok açık bu konuda. 50 gün içerisinde ve bunun içinde müracaatların tarihleri bile belirlendi. Zannediyorum 28 Haziran tarihinde de bir seçime getirilecek. Bu tabii seçime gitmeden demin ifade ettiğim gibi Ali Rehber birinci yardımcısını her iki tarafta da tayin ettiğini hepimiz biliyoruz. Tabii ki 2019 biraz evvel kaldığım yerden söyleyeyim. Hatta İran'daki lafıyla söyleyeyim. Ölüm komisyonunun 4 üyesinden biri olarak ya da Tahran kasabı olarak. Yani dediğim gibi cellat olarak da tanımlanıyordu. Ülkedeki bütün devrim karşıtı biliyorsunuz 2022'den sonraki protestocuları, muhalif etnik, dini azınlıkların idamında birinci derecede sahip olmuş bir şeydi. Ama ne yapıyordu? Kendisi Ali Hamene'nin yerine 85 yaşa onu hazırlıyordu. Kendisini hazırlıyordu. Buraya doğru gidiyordu. Aslında Kasım Süleymani'den sonra dün mesela Tahran şeylerinde gördüğünüz zaman Tebriz değil ama özellikle Tahran'da Kasım Süleymani'nin İbrahim Reis'i alnından öpen büyük billboardları durduran resimleri vardı. Yani ne kadar ilintili olduğunu ifade etmek istiyorum. İşte dediğimiz gibi kadın haklarına yönelik sert baskıları. Pek çok kişinin cinsiyet ayrımcı olarak adlandırdığı bir sistemi yürürlüğe koymasıyla da ün kazanmıştı. Tabii ki bu Amini için ifade ediyorum. Tekrar Mahsa Amini biliyorsunuz uygunsuz başörtüsü taktığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra öldürülmesi yani, ama sadece iki ay önce İslam Cumhuriyeti'nin zorunlu başörtüsü yasalarını sıkı bir şekilde uygulanmasını emretmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bunu bilmemiz gerekir diyor. Yani Amini'nin ölümü ülke çapında kadın yaşam özgürlüğü protestolarını tetiklediğini hemen ilk bakışta söyleyebiliriz. Evet, dediğim gibi zamanımız da gittikçe azalıyor ama şunu ifade edeyim. Bu arada Hamene'nin yani biliyorsunuz dini lider Türkiye'de maalesef biz İran'ı Amerikan haber ajanslarından işte Reuters'ten Associated Press'ten öğreniyoruz. Halbuki hemen yanı başımızda uzak ülke konumunda. Yani onun terimlerini bile ifade ediyor. Mesela Türkiye'de dediğim gibi rehber tabiri çok fazladır. Şimdi bir İranlı ile konuştuğumuz zaman Cumhurbaşkanı danışmanı ya da evet yani bu tabirleri bence bu konu ben biraz evvel nasıl yukarıya doğru çıtayı kaldırdıysam bu da tabii ki önemli. Tabii ki bu helikopter kazası beklenmedik bir anda meydana geldi. Yani bunu biraz evvel sizle hemen hemen bütün ayrıntılarını inceledik.
dini lider Hamenei reisinin 2021 yılında Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinde kilit rol oynamıştı. Kendisini de o çıkan şeye halefi olarak görüyordu. Ama şimdi reisinin ölümü Hamenei'nin kendisi için değil, bu arada kendi oğlunu ortaya çıkartması. Yani ismini de söyleyeyim, bundan sonra bu isim tartışılacak. Müşteba Hamenei. Bu isim benim İran'dan bölgesel olarak almış olduğum kaynaklardan bu isimin bugünlerde çıkartacak. Yani bu Hamenei kendisinin ölümünden sonra gelecekteki bir halefiyet sürecinde rejimin ideolojik kimliğinin korunması için reisi, evet doğru, adeta yetiştirilmişti. Cumhurbaşkanı olarak seçtirmişti. Ama şimdi reisinin ölümü sadece İran'daki halefiyet mücadelelerini arttırmakla tabii ki kalmayacak. Aynı zamanda Hamenei reisi gibi sağlam durmayı, devrimin değerlerini korumayı bilen sadık bir aday. O da hemen yarı başında kendi oğlu. Sırf bu iş için yetiştirdiğini zaman zaman kapalı kulislerde ifade ettiği gibi zannediyorum Müşteba Hamenei'nin ismi gelecek. Benim bu konuda şunu ifade edeyim. Tabii reisi İran'daki ekonomik, sosyal, son söz olarak lütfederseniz şunları söyleyeyim. Ve siyasi zorluklarla başa çıkamayan bir cumhurbaşkanıydı. Aksine onun lidere, yani sadakat ve hizmet şerefimizdir diyen tarzda körü körüne itaat en büyük erdemiydi. Tabii ki devrimin temel değerlerini korumaya hevesli bir Hamenei var. Hamenei'nin de çok önemli. 1981 ile 89 yılları arasında 8 yıl Hümeyni'nin cumhurbaşkanlığını yapmış. Yani cumhurbaşkanlığı makamından gelen bir dini lider. Tabii ki bu değerleri koruyacak bir cumhurbaşkanı bulmak için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Yani 2021 yılında Tahran'da sandığa gidenlerin oranı %10 olarak ifade ediliyordu. Biraz evvel onun için o misali vermiştim. Yani anlaşılan şu ki halkın seçtiği değil, Hamenei'nin seçtiği bir cumhurbaşkanı iktidara gelecek. Zannediyorum bu böyle devam ve temadi edecektir diyerek sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz. Samimi Analiz programında emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan yayın konuğumuzu burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.